3 ay enflasyon %15 bandında gelmişti. Şimdi enflasyon verisini göreceğiz. Gözümüz, kulağımız enflasyon verisinde. Nisan ayı enflasyonu ne oldu? Borsada bugün yükselişle açılışı takip ettik. Dün de yükseliş vardı. 10237 puan seviyesinde işlem görüyor. Dolar TL'de 32.42 10 seviyesi söz konusu ve piyasa enflasyon verisi öncesinde bu şekilde fiyatlamalara eşlik ediyor. Artık yıllık enflasyon 69.8 yanlış görmüyorsam Nisan'da. Evet. E, aylık enflasyonu da göreceğiz. Şimdi aylık enflasyon da gelecek. Geldi de ben göremiyorum. Şimdi sanıyorum göreceğim. Nisan'da aylık 3.18 beklenti 3.40'tı. Böylece yıllık enflasyonda e, geldiği nokta yıllık enflasyonunda 69.80 olarak kayıtlara geçti. Ee, 3.18 tüfe Nisan'da aylık. Evet. Yıllıkta da az aylıkta da beklenti 3 kaldı. Hafif altında geldi. Bu aslında en zor aylardan biri Nisan ayıydı. Onu söyleyelim. Muhtemelen Mayıs çok daha iyi geçecektir diye tahmin ediyorum. Bence son zorayı geçirdi enflasyon açısından. E, çünkü Mart'ta atılan adımların etkilerini biz işte Mart'ta da gördük. Şimdi biraz Nisan'da da beklenti altı kaldık. Demek ki attığımız adımlar işe yaramış gibi. Hemen haber merkezimize dönelim. Rıfat Fırat bizi bekliyor. Nisan ayı enflasyonu neden oluştu? Hangi alt kalemler bu 3.18'e ve yıllıkta da 69.80'e etki etti? Detayları bizlerle paylaşacak. Rıfat söz sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hemen aktaralım. E, tüketici fiyat endeksinin e, siz de az önce ifade ettiğiniz aylık bazda 3,18 yıllık bazda ise yani manşet enflasyonunda %69,80 olarak gerçekleştiğini ifade edelim. Bir önceki yılın aralık ayına göre %18,72'lik bir artış var. Bunu belirtmiş olalım. 12 aylık ortalamalara bakıldığında da %59,64 olarak gerçekleşmiş tüfe rakamları. Endekslere bakalım. Özellikle e, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %51.20 ile giyim ve ayakkabı olduğunu belirtelim. Buna karşılık yine bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %103,86 ile eğitim olduğunu ifade edelim ki hatırlayacaksınız geçen ayda yine eğitim ...en yüksek artışın olduğu grup olarak ön plana çıkmıştı. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre... ...en az artış gösteren ana grubunda yine %1,03 ile sağlık olduğunu... ...aynı dönemde ise Nisan ayında artışın en yüksek olduğu ana grubun... ...%9,56 ile alkollü içecekler ve... Tütün olduğunu da yine belirtmiş olalım. Endekste 143 temel ürün baza alınıyor. İşte bu ürünlerin arasında 13 temel başlıkta düşüş gözlemlenmiş. 7 temel başlığın endeksinde değişim olmamış. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşmiş. Özel kapsamlı tüfeğe geçelim. Önemli. Ee, zira çekirdek enflasyon aynı zamanda fiyat istikrarı açısından daha güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor bu rakam. İşte bu rakamın yıllık bazda %72,72 72, aylık bazda ise %3,24 olarak gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Ee, yurt içi üretici fiyat endeksi tarafında da yıllık %55.66'lık bir artış var. Aylık bazda ise %3, 60'lık bir artış olduğunu ifade etmiş olalım size. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon hedefinin %36 olduğunu hatırlatalım. Bu arada şunu da ifade etmekte fayda var. 4 aylık enflasyon farkı belli olmuştu belli oldu diyelim. Tabii SGK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında hatırlayacaksınız. 6,70'lik Şubat'ta %4,53'lük Mart ayında ise 3,16'lık bir zam zaten cepteydi. Totalde 15,05'lik bir zam oranı vardı ki işte bugünkü artışla birlikte yüzde %18, 18,23'e yükseldiğini belirtmiş olalım. Yani bugün açıklanan rakamla memur ve emekliler e, %18,23 oranında zam almış olacak. Sözlerime son verirken 9 Mayıs'ta Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. İşte burası önemli. Çünkü bugün açıklanan rakamlar o rapora ilişkin ipuçlarına ve beklentilere de ışık tutacak diyelim. Sözü size bırakalım. Rıfat Fırat aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. %3.18 tüfe aylık bazda geldi. Şimdi alt kırılımlarını Rıfat aktardı. Şöyle bir ben de baktığımda özellikle giyim ve ayakkabı %4'ün üzerinde aylık anlamda enflasyonun oluşmasına etki etmiş. Burada giyim ve ayakkabı hemen bayram tatili, bayram öncesinde sanıyorum buraya bir ilgi oluştu. Ve son dönemde en fazla konuşulan sektör lokantalar. Evet. O da... Bu yıllık bazda. Biraz aşağı inelim. Aylık bazdakine bakalım. Onda da 4.58 lokanta ve oteller. Oteller yine bayram tatili vardı. 9 günlük. Ee, direkt etki ettiğini bu iki başlığın, iki sektörün e, iki kalemin görüyoruz. %9'un üzerinde etki etmiş. Toplandı, toplama. Evet. evet. Dediğiniz gibi bayramın çok büyük etkisi var burada. Çünkü biz de bayramda bir yerlere gittiğimizde fiyatların afaki bir şekilde yükseldiğini gördük. Zaten bununla ilgili e, gerekli denetimlerin de yapılacağı söyleniyor. Bununla ilgili adımlar da atılıyor. E, o nedenle işte Nisan ayının zor bir ay olmasının temel sebebi aslında bu. Biz muhtemelen Mayıs'ta bu tarz bir kalem görmeyiz diye tahmin ediyorum. Daha ılımlı görürüz. Mayıs biraz daha sakin geçer diye tahmin ediyorum. Biraz bayramın burada çok kuvvetli etkisinin olduğunu söyleyeyim. Mayıs'ta pik olacak deniliyordu. 72'de mi olacak, 75'te mi olacak peki? Nedir beklentiniz? 75'in altında kalır. Bu önemli mi peki 75'in altına kalması? Çok önemli değil bence. Aslında ondan sonra düşüş nedenli olacak orası önemli. Peki baz etkisiyle Haziran, Temmuz, Ağustos'ta nasıl bir enflasyon göreceğiz? İşte muhtemelen %20'nin de üzerinde düşüşler göreceğiz büyük olasılıkla. Ama buradaki en önemli husus bence şu. Şimdi insanlar e, yıllık enflasyon yukarı yönlü olduğu için e, o düşüşü hissedemiyorlar aylık bazdaki. Hal böyle, hal böyle olunca bu e, tüketim kısmındaki alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz. Öteleyemiyoruz harcamalarımızı. Şimdi yıllık bazda düşüşleri de gördüğümüz zaman vatandaşta işte harcamamı öteleyeyim biraz daha tasarrufa yöneleyim kısmı başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten hali mevduat faizleri vesaireler hali yüksek. Bir de yıllıkta enflasyon düşmeye başladığında burada getiriler daha gözle görülebilir olacağı için o zaman harcama kalemlerinde biraz daha Baskı yaratacaktır. Vatandaşta da biraz daha tasarruf eğilimi artacaktır diye düşünüyorum. Hazirandan sonra durum biraz tam da buraya doğru kayacak. Şimdi diye çünkü ediyorum. herhalde vatandaşta nasıl olsa artacak psikolojisi var. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta orada baz etkisiyle düşüş, enflasyon düşüyormuş etkisi de vatandaş nezdinde oluşturacaktır. Aynen öyle ve çok sert olacağı için ilk aylarda düşüş. Bu sefer insanlar da tamam ben biraz tasarruf edeyim zaten mevduat faizleri de yüksek enflasyon ciddi anlamda aşağıya geldi. Biz belki o zaman yine 60'ların üzerinde mevduat faizlerini koruyabilirsek gerçekleşmiş enflasyonda da bir makas açılacağı için biraz insanları tasarrufa teşvik edecektir diye tahmin ediyorum.